malzemelerle burada Balat Ovası meydana geliyor. Gediz Nehri'nin taşıdığı malzemelerle Menemen Ovası meydana geliyor. Bunlar da yine Türkiye'de bulunan delta alanları olarak karşımıza çıkıyor. Bir de burada Akdeniz bölgesinde Çukurova'dan başka küçük, yani Çukurova'ya göre küçük bir delta sahası. Göksu Nehri'nin taşıdığı malzemelerle oluşmuş şurada Silifke Ovası bulunuyor. Bu da yine Türkiye'de bulunan delta alanlarına örnek olarak verebileceğimiz yerlerden biri. Çöküntü alanlarına geçecek olursak, delta ovalarından sonra çöküntü alanlarda oluşan, yani tektonik ova dediğimiz ovalardan söz edecek olursak, tektonik ovalar da yine tektonik hareketlerin yoğun olduğu, yani depremlerin görüldüğü, yer hareketlerinin görüldüğü alanlarda oluşan çukurluklar, çöküntü alanlarında meydana gelen düzlükler. Bu tektonik ovaları Ege bölgesinden vereceğimiz örnekler tabii ki Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes ovaları olacaktır. Bu ovalar çökmeye bağlı olarak oluşan graben sistemleri içerisinde oluşan ovalardır. Ege bölgesinde bulunan Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes ovaları. Marmara bölgesinde ise İnegöl Ovası, Bursa Ovası, Balıkesir Ovası gibi ovalar bu alanda bulunan bu ovalar yine çöküntü ovaları, yani tektonik ovalar olarak karşımıza çıkar. Karadeniz bölgesinde Düzce Ovası ve Bayburt Ovası, bunlar da Karadeniz bölgesinde bulunan çöküntü, yani tektonik ovalar olarak karşımıza çıkıyor. Doğu Anadolu bölgesinde bu alanlarda fay hatların geçtiğinden bahsettik. Dolayısıyla burada tektonik hareketler yoğun. Tektonik hareketlerin olduğu bu alanlarda da Erzurum, Erzurum'un ilçesi Tercan, Asinler, ondan sonra Erzincan, Muş, Bingöl gibi ovalık alanlar söz konusu. Bunlar da Doğu Anadolu bölgesinde bulunan tektonik ovalar olarak karşımıza çıkıyor. İç Anadolu bölgesinde bulunan ovalara baktığımızda ise İç Anadolu bölgesinde bulunan ovalar Kayseri'de bulunan Develi Ovası Kayseri'de. Onun dışında Kayseri Ovası ve Eskişehir Ovası İç Anadolu bölgesinde bulunan ovalık alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar da tektonik ova dediğimiz ovalardır. Diğer bir ova türü eski göl tabanı ovaları. Eski göl tabanı deyince karşımıza çıkan ovalar Konya, Aksaray ve Ereğli ovalarıdır. Bunlar bunların bulunduğu alanlar daha önceden eski göl tabanı olarak bulunan alanlardır. Karstik ova. Karstik ova karstlaşma terimini ne anlama geldiğini ifade etmemiz gerekirse, karstlaşma kireç taşı gibi kolay çözülebilen kayaçların olduğu arazilerde çözülmeye bağlı olarak oluşan malzemenin olduğu yerlerde meydana gelen oluşumlara karstik oluşumlar denir. İşte Akdeniz bölgesi karstik oluşumların yoğun olarak görüldüğü bir yerdir. Karstlaşmanın yoğun olarak görüldüğü bir yerdir. O yüzden de Türkiye'de karstik ovalara yoğun olarak Akdeniz bölgesinde rastlıyoruz. Akdeniz bölgesinde bulunan Antalya dolaylarında, Antalya tabii ki iç kesimlerinde bulunan buralarda Elmalı, Tefendi, Acıpayam, Korkuteli gibi ovalar bulunur ve bunlar karstik ovalar olarak karşımıza çıkar. Dağ eteği ovası dediğimiz başka bir ova kavramı vardır. Bunlar da dağların bulunduğu yerlerden, dağların yamaçlarına doğru malzemelerin taşınması ve oradaki düzlüklerde birikmesiyle meydana gelen ovalardır. Bunlara örnek olarak Antalya Ovası'nı verebiliriz. Örnek olarak Bursa'yı verebiliriz. Dağ eteği ovası olarak bu yerlerden söz edebiliriz. Bir de lav düzlüğü ovası dediğimiz ovalar bulunur. Lav volkanlardan çıkan sıvı malzemelere verilen adlardır. Dolayısıyla tabii ki bu tarz bir ovanın bir yerde bulunabilmesi için öncesinde bu alanlarda volkanizmanın
yoğun olduğu bir yer karşımıza çıkması gerekir ki o da Doğanadolu bölgesidir. Doğanadolu bölgesinde volkanların aktif olduğu dönemlerde çıkan malzemelerin birikmesiyle beraber oluşan lav yüzlü ovaları vardır. Mesela Van Muradiye, ondan sonra Malazgirt gibi ovalar, Muradiye Ovası, Malazgirt Ovası, Çaldırın Ovası gibi ovaları da lav düzlüğü ovaları olarak sınıflandırabiliriz. Ovaların oluşumlarına göre delta ovası, bunlar delta ovalarıydı, delta ovası, tektonik ovalar ya da çöküntü ovaları, Ege bölgesinde örneklerini söyledik, Marmara'da örneklerini söyledik, Karadeniz'de örneklerini söyledik, Doğu Anadolu'da örneklerini söyledik. Bunlar tektonik ovalardı, çöküntü ovaları. Onun dışında dağ eteği ovalarından bahsettik. Antalya'ya örnek verdik, Bursa'ya örnek verdik. Sonrasında lav düzlüğü ovalarından söz ettik. Onlar da Volkanların olduğu alan, Doğu Anadolu bölgesinde bulunan ovalar olarak bunlardan söz ettik. Karstik ovalardan bahsettik. Karstik ovalarında yoğun olarak bulunduğu yer Akdeniz bölgesi. Türkiye'de karstik arazi dendiğinde aklımıza gelmesi gereken bölgedir Akdeniz bölgesi. Bu şekilde ovaların oluşumlarından bahsettikten sonra şimdi ovaları konumlarına göre sınıflandıralım. Konumlarına göre sınıflandırdığımızda ovaları kıyı ovaları ve iç bölge ovaları olarak ikiye ayırabiliriz. Kıyı ovaları ile iç bölge ovaları arasında ekonomik açıdan ve yerleşme açısından tabii ki farklılıklar söz konusudur. Bir kere kıyılarda bulunan ovalarda tarımsal etkinlikler ve yetiştirilen tarım ürünlerinin çeşitliliği daha fazladır. İklimin ılımanlaştırıcı etkisinden dolayı. Dolayısıyla burada ekonomik etkinliklerin daha yoğun yapılıyor olması buralarında iç kesimlerde bulunan ovalara göre daha fazla nüfuslanmasına neden olmuştur. O yüzden kıyı ovaları daha kalabalık nüfuslu yerler olup iç kesimlerdeki ovalarda nüfus kıyılardaki ovalara nazaran daha az olarak karşımıza. Türkiye'nin akarsuları. Türkiye'nin akarsuların genel özelliklerinden bahsetmemiz gerekirse öncelikle Türkiye akarsuların rejimlerinin düzensiz olduğunu söyleyebiliriz. Burada rejim ne demektir? Bunu tanımlayalım. Rejim bir akarsuyun aktığı yatak içerisinde yıl boyunca gösterdiği su seviyesinde yıl boyunca görülen değişimdir. Dolayısıyla Türkiye akarsularının rejimleri de düzensizdir. Neden düzensizdir? Çünkü Türkiye'de yıl boyunca düzenli yağış görülmez. Düzenli yağış görülmediği için de Türkiye akarsuların yataklarındaki su seviyeleri de yıl boyunca değişiklikler gösterir. Ve bu da rejimlerinin düzensiz olmasına neden olur. Türkiye'de akarsuların boyları kısadır. Çünkü özellikle Karadeniz ve Akdeniz'de dağlar denize paralel uzandığı için akarsular dağları yararak çok daha geniş alanlara ulaşmaları gerekir. Dolayısıyla bu akarsuların boylarının kısalması, dağların uzanış doğrultuları neden olmuştur. Genellikle boyları kısadır. Türkiye akarsularının akış hızları fazladır. Akış hızlarının fazla olmasının nedeni ise Türkiye'nin yükseltisinin fazla olmasından kaynaklanır. Çünkü yükselti arttıkça, eğim arttıkça suyun hızı da artar, akış hızı da artar. Akış hızının artması akarsuyun daha fazla aşındırma yapmasına neden olur, daha fazla malzeme taşımasına neden olur. Ve akarsuyun akış hızının fazla olması akarsulardan elektrik enerjisi elde edilmesi yönünde önemli bir potansiyelin de ortaya çıkmasına neden olur. Yani akış hızı fazla olan akarsuların hidroelektrik enerji potansiyelleri de fazladır. Türkiye'de bulunan akarsular çoğunlukla ilkbahar dönemlerinde daha fazla su taşırlar. Özellikle bunda kaynağını yüksek kesimlerden alan akarsularda ilkbahar başlarında kar erimelerinin ortaya çıkmasının etkisi bulunmaktadır. Türkiye akarsularının çok yüksekte aktıklarından, derin vadi içlerinde aktıklarından, akış hızları fazla olduğundan, denge profiline
ulaşmadıklarından ulaşımda genellikle yararlanılmaz. Ancak burada istisna bir akarsu vardır. O da Bartın Çayı'dır. Bartın Çayı'nda ulaşım yapılabilir. Ama onun dışında Türkiye'de bulunan akarsularda ulaşımdan faydalanılamaz. Türkiye'de bulunan akarsulardan içme suyu, kullanma suyu ve elektrik enerjisi elde edilmesinde faydalanılabilir. Tabii ki Türkiye'de bulunan her akarsudan elektrik enerjisi elde edilemez. Elektrik enerjisinin, yani hidroelektrik enerji potansiyelinin yüksek olduğu akarsuların akış hızlarının fazla olması gerekir. Örneğin Türkiye'nin batısında bulunan akarsuların hidroelektrik enerji potansiyelleri yüksek değildir. Çünkü yükseltileri azdır, akış hızları da yavaştır. Ancak doğu taraflarda bulunan, Doğu Karadeniz dolaylarında bulunan akarsuların akış hızları fazladır. Dolayısıyla da hidroelektrik enerji potansiyelleri de yüksektir. Türkiye'de bulunan akarsuların bir kısmı sularını denizlere ulaştırır. Akdeniz, Ege, Marmara gibi denizlere ulaştırırken bir kısmı da sularını denize ulaştıramaz. Kapalı bir alanda kalır, bir göle ulaşır. Bunlar sular, akarsular sularını ulaştırdığı yere göre ikiye ayrılır. Eğer bir akarsu sularını denize ulaştırıyorsa bunlara açık havzalı akarsular, ulaştıramıyorsa, denize ulaştıramıyorsa da bunlara kapalı havzalı akarsular adı verilir. Açık havzalı akarsulardan bahsedecek olursak öncelikle Karadeniz bölgesinde bulunan ve Karadeniz açık havzasında suları boşaltan akarsulara bakalım. Bu akarsular içerisinde kaynağını Türkiye'den alan ve Gürcistan'ın Batum kentine ulaşan, oradan sularını Karadeniz'e boşaltan Çoruh Nehri bulunmaktadır. Çoruh Nehri de aynı zamanda önemli bir özelliğidir. Kaynağını Türkiye'den alır fakat Türkiye sınırları dışından denize dökülür ve Karadeniz açık havzasında bulunan akarsulardan biridir. Diğer bir akarsu ise Yeşilırmak'tır. Yeşilırmak Karadeniz'e dökülür ve döküldüğü yerde az önce de göstermiştik, Çarşamba Deltası'nı oluşturur. Karadeniz'e dökülen akarsulardan bir diğeri de Sivas'ın Kızıldağ ilçesi dolaylarından kaynağını alan, hatta adı da buradan aldığı söylenir. Türkiye'nin en uzun akarsuyu olan Kızılırmak. Kızılırmak'ın denize döküldüğü yerde yine Bafra Ovası oluşmuştur. Az önce göstermiştik Bartın Çayı, yine o da Karadeniz'e dökülen akarsulardan biridir. Bunun yanı sıra Karadeniz'e dökülen akarsulara Sakarya Nehri de verebiliriz. Sakarya Nehri Karadeniz'e dökülen akarsulardan bir diğeri. Bir de Yenice ya da diğer adıyla Filyos Çayı bulunmaktadır. O da Zonguldak'ın doğu tarafından Karadeniz'e dökülen akarsulardan biridir. Bu bahsettiğimiz akarsular Karadeniz havzasında bulunan akarsulardır. Çoruh, Yeşilırmak, Kızılırmak, Bartın, Yenice, Sakarya nehirleri Karadeniz açık havzasında bulunan akarsular. Marmara'ya geçecek olursak Marmara Denizi'ne dökülen en önemli, hatta tek örnek verebileceğimiz akarsu Susurluk Çayı'dır. Marmara Denizi'ne dökülen akarsular. Ege Denizi'ne dökülen akarsulara baktığımızda burada yine diğerlerinden farklı bir özellik gösteren, Türkiye ile Yunanistan sınırını çizen ve kaynağını Türkiye sınırlarının dışından alıp Türkiye sınırları içinde denize dökülen Meriç Nehri vardır. Yani Çoruh'ta görülen durumun tam tersi bir durum söz konusudur burada. Kaynağını Türkiye sınırları dışından alır, Türkiye sınırları içerisinde denize dökülür. Onun dışında Ege Denizi'ne dökülen diğer akarsular, Graben sahası içerisinde akan Bakırçay, Geliz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes nehirleridir. Bunlar da Ege Denizi'ne dökülen akarsular olarak karşımıza çıkar. Ege Denizi'ne dökülen akarsulardan sonra Akdeniz'e dökülen akarsulara geçiyoruz. Akdeniz'e dökülen akarsular en batıdan başlayacak olursak Dalaman, Eşem, Aksu, Köprü, Manavgat, sonra Göksu ve Çukurova'yı meydana getiren Seyhan, Ceyhan nehirleri olarak
karşımıza gelir. Bir de burada kaynağını yine Türkiye sınırları dışından alıp Türkiye sınırları içinde denize dökülen Meriç Nehri'ye ortak özellik gösteren Asi Nehri bulunmaktadır. Asi Nehri de kaynağını Türkiye'nin sınırları dışından alır, Hatay'a ulaşır ve Hatay'dan Akdeniz'e dökülür. Yani Akdeniz'e dökülen akarsulardan söz edecek olursak en batısında Dalaman Çayı, hemen yanında Eşen Çayı, Antalya'dan denize dökülen Aksu, onun hemen yanında Köprü Çayı, Manavgat Çayı, Silifke Ovası'nı meydana getiren Göksu, Çukurova'yı meydana getiren Seyhan, Ceyhan Nehirleri ve kaynağını Türkiye sınırları dışından alıp Hatay'a gelerek buradan Türkiye sınırı içerisinde denize dökülen Asi Nehri ile Akdeniz'e dökülen Akdeniz Havzası'nda bulunan akarsulardır. Asi ile Meriç ortak özellik gösterir. İkisi de kaynaklarını Türkiye sınırları dışından alırlar ve Türkiye sınırları içerisinde denize dökülürler. Bir de yine kaynağını Türkiye sınırları içinden alıp Türkiye sınırları dışında denize dökülen iki akarsuyumuz daha vardır. Bunlardan biri Doğu Anadolu bölgesinin iç kesimlerinden Karasu ve Murat adıyla farklı kollardan doğan, daha sonra Fırat adını alarak Türkiye sınırları dışına çıkan, oradan Basra Körfezi'ne dökülen, şöyle gösterecek olursak Basra Körfezi'ne dökülen, buradan devam ediyor, Basra Körfezi'ne dökülecek olan Fırat Nehri. Diğeri ise yine Türkiye sınırları içerisinden doğup Basra Körfezi'ne dökülen Dicle Nehri'dir. Fırat ve Dicle Nehri de Çorum Nehri'nde olduğu gibi kaynaklarını Türkiye sınırları içinden alırlar, Türkiye sınırları dışına çıkarak sularını oradan denize ulaştırırlar. Bu iki akarsu da Fırat ve Dicle'de Türkiye sınırları dışarısında Basra Körfezi'ne dökülen akarsulardır. Açık havzaları bu şekilde sıraladıktan sonra şimdi de kapalı havzalara geçelim. Kapalı havzalar Van Gölü Kapalı Havzası, İç Anadolu bölgesinde Tuz Gölü, ondan sonra Afyon ve Göller Yöresi kapalı havzaları var. Bu sahaya da kapalı havzaların bulunduğu sağ, Türkiye'de kapalı havzaların olduğu sahalardan biri. Burası Van Gölü Kapalı Havzası. Bir de Türkiye sınırları dışarısında denize dökülen ve iki akarsuyumuzun Türkiye sınırları dışında suların boşalttığı alan var. O da Hazar Denizi. Aslında denize ulaşınca açık havza olduğunu söyledik. Fakat Hazar Denizi bir deniz değildir. Dünyanın en büyük gölü olduğu için ona deniz denilmektedir. O yüzden de Hazar Denizi de bir kapalı havzadır. Hazar Denizi'ne sularını boşaltan akarsular ise Aras Nehri ve Kura Nehri'dir. Aras Nehri ve Kura Nehri, bunlar sularını Hazar Denizi'ne ulaştırırlar ve bunlar da yine kapalı, havzalı akarsulardır. O zaman kaynağını Türkiye'den alıp, Türkiye sınırları dışında denize dökülen ya da kapalı havzaya ulaşan akarsularımız 5 tane. Bunları tekrardan sıralayacak olursak Fırat, Dicle, Çorum, Kura ve Aras. Türkiye sınırları içerisinde doğarlar, Türkiye sınırları dışından denize dökülürler. Asi ve Meriç nehirleri ise Türkiye sınırları dışından doğarlar, Türkiye sınırları içerisinde denize dökülürler ve bu özellikleriyle de diğer akarsulardan ayrılırlar. Aynı zamanda Meriç Nehri Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınırı da çizer. Akarsulardan sonra göllere geçiyoruz. Türkiye'de pek çok göl bulunmakta. Bu göllerde farklı farklı oluşumlar içerisinde meydana gelmektedir. O yüzden göllerin oluşumlarına göre sınıflandıracağız. O oluşum özelliklerine göre de göllerimize örnekleri harita üzerinden göstereceğiz. Gölleri tanımlarken karalar üzerinde bulunan durgun su kütleleri şeklinde gölleri ifade ederiz. Göller bir çukurlukta suların birikmesiyle meydana gelirler. Hepsinin doğal
oluşumu bu şekildedir. Bir çukurun içinin suyla dolmasıyla meydana gelir. Ancak gölün içine yerleştiği çukurun oluşum şekli farklılık gösterdikçe bu göller oluşumlarına göre farklı farklı isimlerle anılırlar. Oluşumlarına göre gölleri doğal göller ve yapay göller olarak ikiye ayıracağız öncelikle. Doğal göller de kendi aralarında farklı gruplar şeklinde karşımıza gelecek. Bunlardan ilk olarak tektonik göllerden bahsedeceğiz. Tektonik yine daha önceden de bahsetmiştik. Çöküntü şeklinde karşımıza çıkan, yer hareketlerine bağlı olarak çöküntü şeklinde karşımıza çıkan çukurluklarda suların birikmesiyle meydana gelen göller. Tektonik göller, Marmara bölgesinde bulunan tektonik göllere baktığımızda Manyas Gölü, Lubat Gölü, İznik Gölü, Sapanca Gölü bunlar tektonik oluşumlu göllerdir ve Güney Marmara tektonik oluşumlu göllerin Türkiye'de aynı zamanda yoğun olarak da bulunduğu bir yer olarak karşımıza çıkar. Akdeniz bölgesinde bulunan göller yöresi dediğimiz sahada Beyşehir, Eğirdir, Burdur gibi göller, şu alanda bulunan göller, bunlar da yine aynı zamanda Tuz Gölü, tektonik oluşumlu göllerdir. Akdeniz bölgesinde, göller yöresinde bulunan Beyşehir, Eğirdir, Acıgöl gibi göller, tektonik oluşumlu göller. İç Anadolu bölgesinde de Tuz Gölü yine tektonik oluşumlu göllere örnek olarak verebileceğimiz bir göldür. Onun dışında Doğu Anadolu bölgesinde Hazar Gölü, tektonik oluşumlu göllere örnek olarak verebileceğimiz başka bir göl olarak karşımıza çıkabiliyor. İç Anadolu bölgesini eklemek istiyorum. Tuz Gölü'nden başka bir de Akşehir ve Ever Gölleri var. Bunlar da yine tektonik oluşumlu göller. Tektonik oluşumlu göllerin yoğun olduğu yer dendiğinde özellikle Güney Marmara'yı hatırlamamız gerekir Türkiye üzerinde. Tektonik oluşumlu göllerden sonra bir başka göl türü de karstik göller. Karstik göller, karstik arazinin yoğun olarak bulunduğu yerde. Karstik arazinin yoğun olarak bulunduğu yeri daha önceden de söylemiştik. Karstik kelimesini duyunca ilk aklımıza gelmesi gereken bölge Akdeniz bölgesidir. O yüzden karstik göllerin Türkiye'de yoğun olarak bulunduğu bölge Akdeniz bölgesi ve bu göllerin örnekleri de Salda, Allan, Yarışlı, Kestel, Sula gibi göller. Bunlar küçük küçük göller. Burada hepsi yok. Bazılarını gösteriyorum. Evet. Salda, Yarışlı, Allan, Kestel, Söğüt gibi göller. Bunlar Akdeniz bölgesinde bulunan karstik göl örnekleri. Bu göller de karstlaşmaya bağlı olarak kireç taşınımının çözülmesiyle beraber oluşan çukurlukların içlerinin suyla dolması sonucunda meydana gelen göller. Bir başka göl tipi buzul gölleri. Buzul gölleri çok yüksek dağlık alanlarında buzulların etkili olduğu alanlarda buzulun hareketi esnasında oluşan çukurluklarda meydana gelen göller. Tabii ki buzul göllerine Türkiye'nin her yerinde rastlayamayız. En nihayetinde Türkiye orta kuşakta yer alan bir ülke ve buzullaşmanın çok yoğun olduğu, yaygın olarak görüldüğü bir ülke değil. O yüzden Türkiye'de buzullara sadece çok yüksek dağlık alanların zirveye yakın kesimlerinde rastlayabiliriz. Ve bunun örneklerine de Hakkari dolaylarında bulunan buzul dağlarında, Doğu Karadeniz'de Kaçkar dağlarında, ondan sonra İç Anadolu bölgesinde bulunan